Saat 9, Parametre'de karşınızdayız. Tekrar günaydın. Hürriyet Gazetesi yazarı, CNN Türk yorumcusu Deniz Zeylek ile birlikteyiz. Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefa Levent'i de bekliyoruz. Evet. Trafikte Mahmut mi kaldı Bey, acaba? Mahmut Bey'e takıldı. Evet, sabah bir konuşma gerçekleştiremediğimiz için nerede olduğunu şu anda bilmiyoruz ama gelir diye umut ediyoruz. Radyodan bizi dinliyorsan Sefer. Neredesin, bir mesaj at, bir şey yap, merak ettik. Evet, saat 9 itibariyle Parametre başlarken hangi başlıklarımız var? Bu hafta Deniz yalnız kaldık bayağı bir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öz eleştiri var. UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi maalesef bu bir öz eleştiridir diyor Cumhurbaşkanı. FETÖ'cülere kaptırdık ve bu ağ orayı kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandı ve oradan da gerçekten en büyük zulmü icra ettiler diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu öz eleştiriyi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 1. Adalet Şurası'nda yapıyor dün itibariyle. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bile adalette ayrılmadık diyor Cumhurbaşkanı. Rıza Sarraf davası ve FETÖ lideri Gülen'in iade edilmemesi noktasında da Amerika'yı, oradaki yargı sistemini eleştiriyor. Ve Adalet Şurası'nda Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları var. Konuşmasında FETÖ ile mücadelenin yargının güven ve itibar mücadelesine dönüştüğünü vurguladı Başbakan. FETÖ'nün kurduğu kumpaslara karşı yargıyı uyardı. Aynı zamanda yargı reformu mesajı da verdi Başbakan. Bir dizi reform yakında meclise gelecek dedi. Adalet Bakanı Gül'den de açıklama var. Koruyucu hukuk uygulamaları üzerinde yoğunlaşacağız. Küçük alacaklar için yeni bir takip usulü geliştireceğiz. Elektronik tebligatı yaygınlaştıracağız diyor Adalet Bakanı. Beştepe'de ittifak zirvesi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin siyasette yeni dönemi başlatan tarihi zirvesinde ittifak için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Bugün sabahın manşetinden yansıyan ayrıntı böyleydi. Sabah bu görüşmeyi bu sözlerle manşetin duyurmuş. Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi külliyede kabulü ve samimi yapıcı bir atmosferde bu görüşme gerçekleşti vurgusu yapılmış gazetelerde. 35 dakika sürdü bu görüşme. Anladığımız üzere bir çalışma grubu oluşturulacak bu ittifak modeliyle ilgili. Daha sonra liderlere bu çalışmalar rapor edilecek. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da AK Parti MHP ittifakı ile ilgili konuşurken milli ve yerli iki partinin ittifak yapması doğal dedi. İttifakın çerçevesini iki liderin belirleyeceğini belirtti. Erken seçimde olmayacağını söyledi. Yine siyasetin gündemindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi. CHP hedefleri yavru iktidar eleştirisi yapıyor. Bülent Tezcan'ın açıklamaları var. Yavru muhalefetin hedefi yavru iktidar olmakmış. Bugün gelinen nokta bu. Yavru iktidar üslubu diyor. Yine siyasette MHP'ye dönük eleştiriler var. MHP'nin Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın yaptığı eleştirilere yanıtı var. CHP Şer İttifakı'nın şeysidir diyor Erkan Akçay. Meral Akşener Kırıkkale'deydi. Partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı. Orada son anketlere vurgu yaptı Meral Akşener. Dolayısıyla anket sonuçlarının yine bayağı yukarıda olduğunu belirtti. Telefonunuz kapanmayacak uyarısı Cumhurbaşkanı'ndan kaymakamlara geldi. Bu yıldan başlayarak önümüzdeki dönemde milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik saldırıların katlanarak artması kuvvetle muhtemel. Özellikle mezhep ayrımcılığına, mezhepsel yönde yapılabileceklere dikkat edin dedi Cumhurbaşkanı. Telefonlarınız da hep açık olsun dedi. Aynı zamanda kaymakamların ücretlerinde de bir artış olabileceği mesajını, müjdesini verdi. Başbakan otobüs kullandı. Baba mesleğini unutmadı. TRT'de yayınlanan Gönül Dağı programında otobüsün direksiyonuna geçti. Türkü dinledi. Türkülere eşlik etti yol boyunca. İstanbul'da o dönem babasının kullandığı otobüse benzer bir modelle yolculuk yaptı. Türkiye'de herkes bir yerlere gelebilir. Dolayısıyla böyle bir imkan var. Beni örnek alın dedi. Türkiye'nin her tarafına o dönemde yolcu taşıdıklarını, babasına meslekte yardım ettiğini anlattı Başbakan Binali Yıldırım. HDP'de ırkçılık tartışması var.
Hasip Kaplan, HDP Genel Merkezi ve yöneticileri Hasip Kaplan'a tepki gösteriyor attığı tweetler yüzünden. Ne demişti? Demirtaş yerine hiçbir Türk göz dikmesin demişti. Irkçılık tartışmaları başladı. Kaplan görevlerinden istifa etti. Ahmet Türk eş başkan olabilir mi? Bu formül mü değerlendiriliyor HDP'de? Bakacağız. İdlib konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve İran'a uyarısı var. Rejim Rusya ve İran'ın desteğiyle ilerliyor İdlib'de. Dolayısıyla bu konuda Türkiye'nin de hassasiyetleri var. Rus basınında da Türkiye'ye dönük iddialar var. Dolayısıyla onlara da bakacağız. Rusya ve İran Esad'ı durdursun çağrısı geliyor. Hayvanlara zarar verdiğinizde, onları öldürdüğünüzde artık hapis cezası alacaksınız. Aynı zamanda hayvanlara zarar verdiğinizde kesilen para cezası da öyle 1.000 lira falan olmayacak. 4.000 lira ve üzerinde olacak. İstismarda da iyi hal kalkıyor. Takım elbise giydi, iyi halden yararlansın. Yok artık. Dolayısıyla bu cezalar ağırlaştırılıyor. İyi ve olumlu gelişme. Hayata röveşata. Ahengi bozar diye müdür oldu. Antrenman yerine paspas. Biraz önce aktardım. Bütün bu gelişmelerde, bu başlıkların ayrıntıları da şimdi Parametre'de. Hoş geldin sen de Sefer. Günaydın. Nerede kaldın? Vallahi sisleri açtım, kazaları açtım ama bizim binaya giremedim bu sabahta. Bizim binanın önündeki trafikten dolayı 10 dakika bina önünde bekledim. Ondan geciktim. Ama bak, ben Ankara'dan geldim, sen şuradan gelemedin. Doğru. Doğru. Ben de ta nerelerden geldim sabahın körü ama neyse, günün ekonomisine biraz geç kalmış olabilirim tabii. Neyse, başlayalım. UYAP'ı FETÖ'ye kaptırdık. Adalet Şurası'nda Cumhurbaşkanı'ndan gelen bir öz eleştiri. Ve bu o kadar ağır sonuçlar getirdi ki büyük bir zulmü bu yolla icra ettiler. Evet. Yani bunun üstüne çok yorum yapmaya gerek yok. UYAP'ı değil, devleti FETÖ'ye kaptırmışız neredeyse. Yani 15 Temmuz o hain girişimden sonra ortaya çıktı ki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bir kısmı da zaten FETÖ tarafından kapılmış. Bürokrasimizin önemli bir kısmı da FETÖ tarafından kapılmış. Yani bir öz eleştiri ama geç kalmış bir öz eleştiri. Çünkü Türkiye'ye bedeli çok ağır olan bir olay bu. Yani sadece UYAP'ı değil, bütün devlet kurumlarının önemli kritik yerlerinin FETÖ'ye kaptırılmış olmasının bedelini bütün ulus olarak, ülke olarak çok ağır ödedik 15 Temmuz'da. 250 canımızı kaybettik, şehit verdik. Yani öz eleştiri yapmak güzel bir şey ama keşke uyarılar dikkate alınsaydı, keşke işte bu FETÖ devleti ele geçirmeye çalışıyor uyarıları yapıldığında dinlenseydi de bunları bugün öz eleştiri olarak konuşmasaydık. Evet, keşke. Şimdi yargıyı hızlandıracak bir paket geliyor. Yargı reformu. Hep reformlar diyoruz ya. Yargı da bu reform sürecinin önemli bir parçası. Keza Cumhurbaşkanı da bugün, dün yaptığı açıklamada hukuk yoksa yatırım olmaz diyor. Hukuk devletinin tüm kurum ve kurullarıyla çalışmadığı yerde yatırımcı da uzak durur. Para güvene ve istikrara gelir. Adalet ekmek der ya hep Taak Yol. Yargı reformu önemli. Daha hızlandıracak bir sürece. Bu cümleleri biz de burada defalarca kurduk. Evet. Hatta bu cümleleri burada kurduğumuz için bazı izleyicilerimiz, AK Parti'ye oy veren bazı izleyicilerimiz bize tepki gösterdiler. Yani hukuk olmazsa, hukukun güvencesi olmazsa ekonomi de zedelenir, ekonomi de yara alır cümlesini burada çok sık kurdu. Zaten bu işin partisi de yok. Yani partiler üstü bir şeydir sonuçta adalet ve yargı. Her alanı etkiliyor. Ekonomi, işte aklınıza ne geliyorsa hepsini etkiliyor. O yüzden herkes de bunu dile getirdiğine göre, hükümet yetkilileri de dile getirdiğine yani göre buna gerek var. Önemli olan kalmaması Ebru. Yani bunu bir cümle kurduğunuzda onun, özellikle de yöneticiler kurduğunda onun hayata geçirilmesi lazım. Yani bizim günlük hayatımızda yöneticiler tarafından kurulan o cümlelerin geçerli olduğunu bizim hissedebilmemiz lazım. Hı hı. Yani dün de mesela Çalışan Gazeteciler Bayramı idi. Dolayısıyla da bütün yetkililer bu bayramı kutladı, mesajlar gönderdiler, küçük hediyeler gönderdiler, aradılar vesaire. Hatta başbakanlık muhabirleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Onları okuduğun zaman diyorsun ki ya ne güzel, devlet gazetecinin yanında, devlet gazetecinin bağımsızlığının, özgürlüğünün yanında, düşünce özgürlüğünün yanında. Ama icraata baktığında bir gazeteciyi savunduğunuzda yok, o gazeteci değil, terörist. Yani gazetecinin kim olduğuna gazeteciler değil, bazen devlet karar vermeye çalışıyor. Bunu yıllardır, ben 25 yıldır en azından gözlemliyorum. Dolayısıyla bu açıklamalarla, özellikle devleti yönetenlerin açıklamalarıyla icraatlarının paralel olması lazım. Ben altına imza atıyorum. Hukuk her şeyin temelidir. Adalet mülkün temelidir yazar mahkemelerde. Oradaki mülk mal mülk anlamında değil, devlet anlamındadır. Yani adalet varsa devlet vardır. Evet, bu sözlerin altına imza atılır. Hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla çalışmadığı yerde yatırımcı uzak durur. Para güvene ve istikrara gelir. Adaletin bozulduğu yerde ekonomiyi, ekonominin çöktüğü yerde adaleti ayakta tutmak çok zordur. Batı'da adalet yok. Bu Sarraf davasında artık gelinen noktada bunu görüyoruz. Siyasi saygı duymuyorum diyor Cumhurbaşkanı. Daha önce de siyasi darbe girişiminin bir ayağı gibi bu dava açıklamasını yapmıştı ama işte onu dün de konuştuk. Geçmişte bir sürü Avrupa ülkesinin bankaları yargılandı ya da ceza yedi ama hiç kimsenin yöneticileri böyle, hiçbir bankanın yöneticileri Amerika'da böyle bir yargı süreci geçirmedi. Bankaya ceza verildi. Ardından o görüşmelerle indirildi, yapılandırıldı ve yani çok cüzi cezalarla durum geçiştirildi. Ama ben dün de söyledim. Zarrab gibi biri gitseydi bu işi Almanya'da yapsaydı, sonra da çıkıp Amerika'da itirafçı olsaydı, Almanya'da işbirliği yaptığı yöneticiler ve bankacılar da benzer bir sürece tabi tutulabilirdi Amerika'da. Yani bizim buradaki diğer ülkelerin bankalarından farkımız, ülkemizde yaşayan... Genel müdür yardımcısı yani... Yani orada gerçekten ben onu defalarca söyledim. Ben çok üzüldüm. Yani Hakan Atilla'nın bir davaya inanarak yaptığı şeyler suç olarak kabul edildi ve büyük bir haksızlığa uğradı. Yani öbürü de senin dediğin isimde itirafçı oldu. Bu boyutta bir suçlamayla karşı karşıya kalacağını bilse zaten Amerika'ya gitmezdi herhalde. Hani o bile bu işin bir yerde onun üzerine yıkıldığı ve hani varsa böyle... Yani en ufak bir kişisel çıkar elde etmemiş, ülkesinin çıkarlarını düşünmüş, ülkesinin aldığı kararları uygulamış bir bürokrattan bahsediyoruz. Bence büyük bir haksızlığa uğradı. Ama dediğim gibi yani mesele bizimle, mesela bir İsviçre bankası 9 milyar dolar ceza almıştı. Pazarlık yaptılar, düşürdüler vesaire. Onların arasındaki fark, Rıza Zarrab İsviçre'de değil, Türkiye'de bu organizasyonu kurdu. Deniz, sen de hani gündeme getirirsin, biz de burada Ebru ile konuşuruz. Bu işi biz kendimiz yargılasaydık ve gerçekleri kendimiz ortaya çıkartsaydık, o zaman farklı şeyleri konuşuyor ve farklı bir gündemimiz olacaktı şu anda. Kendi içimizde de bunu halletmememiz, hala da bu konuda adım atmıyor oluşumuz bir yerde bu işin böyle sürekli Amerika nezdinde gündemde kalmasını sağlayacak gibi gösteriyor. Evet. Dün Adalet Şurası'ndan yansıyanlar, öz eleştiriler, verilen mesajlar, yargıda reform haberi başbakandan böyleydi. İttifak süreci, o beklenen görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'yi kabulünde ve oradaki görüşme 35 dakika iki liderin baş başa yaptığı görüşme şeklinde sona erdi. Yarım saati aşkın sürdü. Şimdi bir çalışma grubu, bugün gazetelere yansıyan haberlerden anlıyoruz ki bir çalışma grubu oluşturulacak. Raporlar bu süreçte nasıl ittifak olabilir hazırlanacak ve liderlere sunulacak ve bütün kararları liderler verecek. Evet. Bu ittifak sürecinde. Yani ben hani gazetelerde yansıyan haberlerden, onların edindiği bilgilerden, dün arkadaşlarımızın aktardıklarından bunu anlıyorum. Evet, ama zaten şimdi burada tabii Sayın Bahçeli'nin şartsız, ön şartsız bir işbirliği teklifi var. Dolayısıyla bu kurulun konuşacağı çok da bir şey yok. Sadece formalitelerden yola çıkabilirler. Yani oy pusulasında nasıl bir formül olabilir? Hem işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde
Cumhurbaşkanı adayı olarak Tayyip Erdoğan'a verilen MHP'li oyu nasıl ayırt edilebilir, nasıl görülebilir? Bunları anlayabilecek, anlaşılabilecek bir formülasyon üzerinde çalışabilirler. Onun dışında Bahçeli zaten hiçbir pazarlığa girmeyeceğini, şartsız bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına destek vereceğini açıkladı. Yani komiteler kurulup da bize şu kadar milletvekilliği verin, şu kadar bakanlık verin gibi bir pazarlık olmayacak. Komiteler biraz şekli şeyleri belirleyecek. Ama daha da önemlisi uyum yasaları var. Yani bu komiteler özellikle anayasa değişikliği hazırlanırken çalışan isimler büyük ihtimalle tekrar bir araya gelecek. Yani hatırlarsan AK Parti'den ve Cumhurbaşkanlığından isimler vardı. Bir de MHP'den isimler vardı. Onlar oturdular. Bir anayasa taslağı hazırladılar. MHP'nin evet demediği hiçbir şey kabul edilmedi. Hı hı. Dolayısıyla da burada uyum yasaları konusunda da benzer bir çalışma yürütülecek. Benim anladığım bu görüşme... Komisyonlar onun için oluşturuldu. Evet. Değil mi? Evet. O komisyonlar çalışacak. Kurulda değerlendirilip... Evet, evet. Yani mesela işte seçim yasası. Yani baraj. Sistem değiştiği için sadece baraj değil, ittifaklara da müsait hale getirilebilir. Yani bir partiyle başka bir parti ittifak yapabilir ama kendi isimleriyle yapabilir. Yani şöyle düşün, işte normal bizim seçim yasamız şuna müsaade ediyor. X partisi Y partisinin altına giriyor, onun seçmenleri de Y partisine oy veriyorlar. Tamam. Şimdi X partisi X partisi olarak kalsın. Y partisiyle ittifak yapsın, bu ittifaka oy versinler ama X partisinden mi, Y partisinden mi oldukları da anlaşılsın. Anlaşılsın, parti isimleri korunsun. Evet, yani böyle bir seçim yasasını buna göre değiştirmek vesaire gibi detaylar olacaktır. Tabii Devlet Bahçeli yasal düzenleme istedi zaten. Evet, baraj meselesi. Mesela %10 barajı var, bu düşürülebilir de tamamen kaldırılıp dar bölgeye de gidilebilir. Yani her bölgeden bir milletvekili. Türkiye 550'ye bölünür ya da şimdi 600 olacak milletvekili sayısı. Hı hı. 600'e bölünür. Her bölgeden bir milletvekili seçilir. Hı hı. Mesela bu dar bölge uygulaması Amerika'da uygulanan, başkanlık sistemlerinde genelde uygulanan bir yöntem. Bunların detayları konuşulacak. Yani hem başkanlık sistemi için hem de bu ittifaklar için bir düzenlemelere ihtiyaç var. Evet, o yüzden evet. Bunların yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı CHP'yi de davet etti buna biliyorsun. Salı günü grup toplantısında. Ana Muhalefet Partisi'nin de bu çalışmalara katılmasını bekliyoruz dedi ama CHP'de gördüğüm kadarıyla böyle bir hazırlık yok. Çünkü CHP 2019 seçimlerinde kazanan destekleyeceği başkan adayının parlamenter sisteme dönüşü vaat etmesini istiyor. Dolayısıyla da bu yasalara ihtiyaç duymadan yeniden parlamenter sisteme dönmek istiyorlar. Yani 2019 seçimlerini parlamenter sisteme dönüş olarak o evet, CHP'nin şeyler. Siyasi stratejisi şu anda. O yüzden de katılmıyor. CHP'de bir de kongre, kurultayı hazırlanıyor ana muhalefet partisi. Ama tabii orada Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan adayı olacağı da konuşuluyor. Dün haberlere yansıdı. Şunu görüyorum ben, Kılıçdaroğlu bu sefer işi biraz sağlam tutuyor. Kılıçdaroğlu'nun liderlik sorunu da pek gözükmüyor. Yani CHP'ye yönelik eleştiriler hiçbir zaman Kılıçdaroğlu üzerinden yapılmıyor. Ama tabii büyük illerin kongreleri var. O kongrelerde Ankara'da mesela Kılıçdaroğlu'nun istediği gibi gerçekleşti. İstanbul çok belirleyici delege sayısı bakımından. Şimdi İstanbul'da bir yarış var. Mevcut başkanla Canan Kaftancıoğlu aday olarak çıktı. Onun arasında bir yarış var. Şimdi şöyle bir durum var. Buna dikkat çekmek lazım. Meral Akşener evet merkez sağda merkezde bir parti kurdu. İyi Parti çıktı ama sonuç itibariyle geçmişte partisine kızıp CHP'ye oy veren milliyetçi kesim de vardı. Şimdi onların geri dönmesi, Meral Akşener'in partisine gitmesi vesaire gibi şeyler de konuşuluyor. Özellikle de kadın seçmenlerin Meral Akşener'le bağ kurup gitmesi gibi bir durum söz konusu. Bu çerçevede ben Kaftancıoğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu'nun adaylığını ilginç bir çıkış olarak görüyorum. Yani belki CHP özellikle İstanbul'da kadın seçmen
kaybetmemek için, hatta kadın seçmen oranını artırmak için böyle bir yolu seçebilir CHP İstanbul yönetiminde. Bu açıdan dikkat çekici. Yani İstanbul gibi bir şehrin il başkanının bir kadın olması çok değişik bir siyasi strateji olabilir. Herhalde CHP'liler de bunu değerlendiriyorlardır. Ama şu kesin, bu hafta sonu yapılacak kurultay İstanbul'da kıran kırana bir yarış var. Eskiden tüm partilerde il başkanlarının sesi biraz daha çok çıkmaz mıydı? Yani daha etkiliydiler. Hani ben genel gözlemimi söyleyeyim. Eskisi kadar hiçbir partinin il başkanının böyle sivrildiğini, sıyrıldığını ben son dönemde gözlemlemiyorum. Yani orada da biraz şeyler, gardlar düşmüş durumda il başkanı olsa da. Yani bir kadın il başkanı olması mutlaka çok önemli ama orada sesler Ankara'dan çıkmıyor gibi, bilmiyorum. Diyorsun. Yani Ankara'dan yönetiliyor. Öyle değil aslında il başkanları. Bir pas atayım sana da. Yani il başkanları özellikle CHP almadı pası. Merkezden yönetildiği partilerin, doğru, zaten siyasi partiler yasasının bu açıdan değişikliği önemli. Yani AK Parti'de zaten bir konuşmak şey var. Konuşmak kadar yaptığın iş de önemli tabii. Konuşmadığı için görmüyor olabiliriz de. Yani demokrasinin gelişmesi için siyasi partiler yasasının, parti içi demokrasinin gelişmesi lazım. Muharrem İnce konusuna değindin mi sen, ben mi kaçırdım? Yo, ben hani Kılıçdaroğlu'nun liderliğinin tartışılmadığını söyleyerek aslında o soruna da yanıt verdim. Peki zor ya, yok olmaz diyorsun. Bazı belediye başkanlarının İçişleri'nin Bakanı Süleyman Soylu ile çektirdikleri fotoğrafların paylaşması da parti içine tartışma yaratmış. Evet, Ali Kılıç Maltepe Belediye Başkanı bir fotoğraf çektirmiş, onu paylaşmış. CHP tabanında tabii tepki çekmesinin nedeni şu. Yani İçişleri Bakanı'nın kararıyla son işte 2 ayda 2 CHP'li belediye başkanı görevinden alındı ve haksızlığa uğradığı düşünülüyor. Dolayısıyla CHP tabanında da birileri böyle bir zamanda İçişleri Bakanı'yla böyle bir fotoğrafın özellikle yayınlanmasına tepki gösteriyorlar. Ama bundan daha doğal bir şey olamaz yani, bir belediye başkanıyla İçişleri Bakanı'nın görüşmesi, fotoğraf çektirmesi vesaire doğal bir şey. Doğal. Ama ben CHP'den tepki gelmesini de normal karşılıyorum. Yani duygusal bakmaları söz konusu olabilir. Arkadaşları, yani birlikte belediye çalıştıkları başkanlarına dönük hani tabii, kararlar hem olduğu için geleceksiniz, diyeceksiniz ki Ataşehir'e haksızlık ettiniz, Beşiktaş'a haksızlık ettiniz. İş tartışmaları da biraz gösteriyor bu. Evet, ama yani bence Ali Kılıç'ın yaptığında bir hata yok. Belki fotoğrafı bu şekilde yayınlaması, sosyal medyada paylaşması gereksizdi. Yoksa Süleyman Soylu bir şekilde belediyelerin bağlı olduğu bakan, bir belediye başkanının, hatta muhalif bir belediye başkanının İçişleri Bakanı'yla iyi ilişkilerinin olması iyi bir şeydir yani. Bunu. Evet, oraya ziyaret, görüşme tabii. Kötü bir şey değil. Tabii. Şimdi Meral Akşener de Kırıkkale'deydi, orada açıklamaları var. Anket sonuçları veriyor Meral Akşener. Evet. Bunu biz vermeyelim çünkü ben kaynağını bilmiyorum. Ben de bilmediğim için oraya vermedim. Ama yani başından beri zaten İYİ Parti barajın çok çok üstünde bir oy oranı olduğunu açıklıyor, söylüyor. Seçim barajı düşürülür mü Deniz? Devlet Bahçeli, bizim baraj sorunumuz yok ama hani AK Parti'nin öyle bir niyeti yok gibi. Yok gibi. Ama bu da tartışılan konulardan evet, biri. Ama yani bunun şunu söyleyebiliriz. İYİ Parti baraj sorunu olmayan bir parti olduğu imajını bir şekilde yansıtıyor. Evet. Şimdi geldiğimiz noktada toparlarsak Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti ve MHP'nin ortak adayı. Erken seçim gözükmüyor. Yok açıklamaları geliyor. Yerel seçimler 31 Mart 2019 ve Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi 3 Kasım 2019. Evet. Mart'ta ve Kasım'da seçim var. Dolayısıyla bu ittifak süreci neyi kapsar? Yerel seçimlerde, milletvekilliği seçimlerinde de ittifaklar olur mu, olmaz mı? Hangi yasal düzenlemeler gelir, ne olur? Bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ekleyeceğim evet. Bir şey var mı bu noktada? Yok. Bir de sonuçları açıklarsan Deniz, ne olur? Bir o kaldı zaten, değil mi? Bir de sonuçları bize bildirirsen. Tabii orada başka ittifaklar da olabilir, onu bilmiyoruz ki. Şimdi orada bir detayı tabii ben atladım. Bu yerli ve milli ittifak
olarak yansıtılıyor. Burada tabii şöyle bir mesaj da veriliyor. Mesela MHP İYİ Parti'ye kaptırdığı seçmenlerini bu ittifaklaşma üzerinden geri kazanmak niyetinde. Çünkü biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ittifak yapıyoruz, BBP ile ittifak yapıyoruz. İşte İYİ Parti CHP ile ve HDP ile ittifak yapıyor gibi bir Şer ittifakının şeysi diyorlar. Manzara yaratılmaya çalışılıyor ama tabii Meral Akşener orada ona da yanıt verdi. Yani böyle yok bir şey olmadığını, İYİ Parti'nin kimseyle ittifak yapmadığını söylüyor. Ben dün de söyledim Ebru, yani siyasette bu üslup iyi bir üslup değil. Yani biz milliyiz, yerliyiz, geri kalan kötülüğü temsil ediyor yaklaşımı siyaseten doğru bir yaklaşım değil. Hatırlarsanız referandumda hayır verenleri terörle ilişkilendirdiler diye tepki oyları artmıştı, yani hayır diyenlerin sayısı artmıştı. Burada da yani AK Parti'ye, MHP'ye, BBP'ye oy vermeyen insanları Şer İttifakı'na oy verenler ya da işte ipleri dışarıda başka mahvillerde dediğiniz zaman rencide ediyorsunuz. Yani 22-23 milyon insan bu partilere oy vermiş. Onları da rencide etmemek lazım. Bu siyaseten doğru bir üslup değil. Yani partileri hedef alıyormuşsunuz gibi oluyor ama o partilere gönül veren, oy veren insanları da hedef almış oluyorsunuz. Etiketlemiş oluyorsunuz yani. Şer, kötülük demek şer. Kötülük ittifakı demek. Bence siyaset dilden kurtulmalı bir an önce. Şimdi burada HDP'de bir tartışma var. Hasip Kaplan görevinden ayrıldı. O bir sosyal medyada tweet attı. O tweette şuydu: Demirtaş'ın yerine hiçbir Türk göz dikmesin. Bu ırkçılık olarak görüldü. HDP tepki gösterdi. Hasip Kaplan arkasında durdu sözlerinin ve görevlerinden ayrıldığını da söyledi. Eş başkanlık için bugün Hürriyet diyor ki Ahmet Türk'ün adı gündemde. Öyle bir kulis var HDP'de. Bir kere Hasip Kaplan'ın yaptığı gerçekten ırkçılık. Yani isim söylese değil mi? Yani işte hiçbir Sırı Türk yerine Süreyya, direkt Sırı Süreyya dese. Süreyya Önder göz dikmesin dese anlarım yani siyaseten böyle bir şey de. Ya bu şöyle bir şey. Şimdi HDP 2015'te 7 Haziran seçimlerinde %13 oy aldı ve Türkiye Partisi olma iddiasıyla ortaya çıktı. Bu neye benziyor biliyor musun mesela? İşte CHP'de hiçbir Kürt liderliğe soyunmasın. AK Parti'de hiçbir Alevi işte milletvekili adaylığına soyunmasın vesaire gibi demeye benziyor yani. O mezhep uyarısı işte. Yani siyasette etnik köken ve mezhep kullandığın zaman o direkt ırkçılığa girer. Yani ne demek yani? Bir de hani bunu en çok savunan değil de bundan eleştiren, en çok da mağdur olduğunu iddia eden bir partinin içinden böyle bir şey gelmesi. Üstelik Süreyya Önder gibi bir isme gelmesi. Yani bu kadar bedel ödemiş, bu kadar yani. Aynen. Gidip CHP'de siyaset yapamaz mıydı Süreyya Önder? Yapabilir tamam. Peki oy kaybı konusunda bugün analizler yapılmış, ittifak sonucu. Şöyle benim yani en çok konuşulan konulardan biri bu da o yüzden. Tabanda gördüğüm şey şu: MHP ile yakınlaşma AK Parti'de eleştiri konusu oluyor. AK Parti tabanında bu kadar milliyetçi söylemlerin kullanılması, bu kadar MHP ile aynı çizgiye gidilmesi eleştiri konusu oluyor. AK Partililer bunun olmaması gerektiğini söylüyorlar. Özellikle yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde AK Parti'nin birinci parti olduğunu düşünürsek, işte Kürt seçmenden çok yoğun bir ilgi gördüğünü düşünürsek, MHP ile bu kadar yakınlaşmanın AK Parti'nin oylarına zarar vereceği söyleniyor. Ama hayır olmayacak diye de aynı şey MHP'de de olabilir belki değil mi? Yani MHP'de AK Parti ile ittifak yaptığı için oy vereceklerin bir kısmı vermeyebilir. Bu doğal bir analizleri bugün öne çıkmış manşetlerde. Bu tabii şöyle, CHP içinde ben dün işte bazı CHP'lilerden duydum. Saadet Partisi ile ittifaka karşı çıkıyorlar. Yani orada da işte tabii bir sürü, şimdi burada söylemeyeyim ama bir sürü Saadet Partisi'ne yönelik suçlama getiriyorlar ve şimdi CHP bunlarla mı işbirliği yapacak deniliyor.
Kaymakamlara telefonunuz kapanmayacak, 24 saat açık olacak, mağduriyetler yaşanmayacak, dikkat edin uyarısı geldi Cumhurbaşkanı'ndan. Maaşlarınızda çalıştığınız insanın da altında bir maaş tabii kabul edilemez diyerek bir maaş... Ebru, sefer kadar olmasa da ben Türkiye'de bayağı dolaşıyorum. Sefer'in biliyorsun şehir toplantıları var, çok fazla seyahat ediyor. Orada şunu görüyorum, kaymakamlar genç, özellikle genç kaymakamlar çok dinamikler, çok çalışkanlar. Yani Cumhurbaşkanı'nın söylediği o profili zaten çoğunluğu taşıyor. Halkın içindeler yani. Doğru. Yaptıkları işte zor aslında ama senin söylediğin gibi dinamik böyle bir kadroda var. Bir de şimdi birçoğu Doğu ve Güneydoğu'da bir de aynı zamanda kayyum olarak belediyeleri yönetiyorlar. Yükleri de ağır. Ama gerçekten hani... çalıştıklarını hissediyorsun yani. Ulaşabiliyorsun. Eskiden kaymakam demek şey gibiydi değil mi yani? Ya da bize öyle geliyordu bilmiyorum ki. Devlet dairesi işte şey kaymakam. Devlet demektir ya. Evet. İşini yapan insanları seviyoruz. Çalışan insanları da seviyoruz. Özlediğimiz tabii özellikler de var. Onları taşıyan insanları da çok seviyoruz. Şimdi kaymakamdan valilere geleceğim de gelemedim hiç. Kaymakamlar sonra vali oluyor. Var mı kimseyi böylesin? böyle konuşmak yayında benim çok hoşuma. Çankırı'yı arıyorsun arada. Çankırı'yı arıyorum. Evet. Şimdi Hürriyet'te yani Çankırı ile ilgili iki tane haber var. Bir tanesi biraz önce aktardım işte. Olimpiyat üçüncüsü, dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu işitme engelli milli güreşçimiz. Evet. Seyfullah Karadeniz. Çankırı Güreşçiler Derneği Çankırı'da Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nde çalışıyor. Temizlik işçisi ve tuvaletleri paspaslarken görüntüleniyor. Tabii ki insanlar çalışabilir, başka iş yapabilir ama hani bu kadar madalya getirmiş bir insana bu mudur verilecek iş diye sorulmuş. Vallahi çok üzücü bir fotoğraf. Üzücü fotoğraf. Keşke yapmasalar. Ben gördüğümde başta şunu... Hani antrenmanda olması gerekmiyor mu ya da mesela eğitmen olabilir. Ben yani sporla ilgili bu kadar başarılı bir insanın başka bir işi yapması olabilir. Hani tabii ki bu işi de yapabilir de. Ya biraz hani ben fotoğrafı gördüğümde bu Karate Kid filmi vardı ya, hatırlar mısınız? Hatırlarım ben. Ha, küçük çocuğa işte karateci olarak yetiştiriyor ama böyle normal bildiğimiz antrenmanlar falan yaptırmıyor işte. Cam sildiriyor iki eliyle işte şey yapıyor falan. Acaba hani Rocky Balboa'nın da mesela işte diğer rakipleri salonlarda çalışırken o gidip etleri yumrukluyordu ya da işte başka şeyler yapıyordu. Sırtında odun taşıyordu vesaire. Acaba hani bu da bir çeşit bir hani doğal yollardan çalışma mı gibi falan düşündüm önce. Sonra baktım gerçekten görevi buymuş. Yani bunu bir görev olarak yapıyormuş. Yok bu antrenman değilmiş. Evet. O nedenle de çok üzüldüm yani. Şimdi antrenman da yapamıyor Türkiye'yi tabii. Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmiş, madalya almış. Birine işte Türkiye'de spor niye gelişmiyor sorusunun yanıtı o fotoğrafta var. Bence. Şimdi ben fotoğrafa da üzüldüm. Valinin açıklamasına da üzüldüm. Bazı şeyleri söylemeye gerek yoktur bazı açıklamalarda. Kendisi tabii ki çalışacak, aldığı ücreti hak etmeli deyip sonuna bir takım şeyler eklediğin zaman aslında o eklediğin şeyler anlamsız kalıyor. Tabii ki çalışacak değil de kendisi sonuçta sporcu ve en azından sporla ilgili bir alanda çalıştırabilir. Evet, yani. Yeni güreşçiler yetiştirebilir. Veya hakikaten ona uygun, yakışacak bir işte çalıştırılabilir. İşte benim bundan haberim yok, önce benim haberim olmalı gibi de açıklamaları var. Ya bu açıklamalar hakikaten üzücü. Olay orada valinin el atmadan bu sorunun zaten oluşmaması. Yoksa kıymeti yok. Yani her olayı valiler çözecek diye de bir şey yok. O yüzden hani olay fotoğrafta üzücü, sonrasındaki bu açıklamalar da üzücü. Keşke bunlar olmasa. Keşke böyle milli sporcular yetişmiş ne olursa olsun hak ettiği yerlerde, hak ettiği işleri yapsalar. Ama maalesef olmuyor. Yani bir takım şeylere dikkat edilmiyor. Çankırı valisinin işi zor. Eşi de öğretmen olduğu için tabii eş durumundan aynı ile de tayin olunca eşi okulda ahengi bozar. Valinin eşi öğretmen. Şimdi olmaz diye
Milli Eğitim İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atamış. Demek ki İl Milli Eğitim'de ahenk sorunu yok Ebru. Herhalde yok, bilmiyorum. Eş durumundan tayin var ama uzun bir süre tabii eşler ayrı yerlerde de birçok öğretmen için ayrı yerlerde çalışma gibi bir durumda yaşanıyor, bizzat yaşıyoruz. Yani evli olmazsan zaten bulunduğun yerde beslene kal, yani böyle bir durum var. Atama değil. Yani etik açıdan tartışılması normal. Evet. Vali Bey de alınmasın. Yetkisini eşi için kullandığında ve eşine avantajlar sağladığında eleştirilir. Böyle bir de hani gerçekten hak ediyorsa da yine gölge düşürmüş olursun o başarıya. Tabii. Atamayı sen yapıyorsan yani, eş olarak. Yani belki hani İl Milli Eğitim Müdürü olma vasfına da sahiptir. Evet. Onun gölgesini niye, bu gölge niye olsun? Ülke amir eşi olunca bu tartışılıyor maalesef. İşte bu eş durumundan zorda kalmak da kötü. Ama hani eşin seni ataması da kötü. Doğru. Öyle bir zorluk var orada. Hayata röveşata. Bak, güzel haberlerden biri. Hatırlıyor musun? Evet, balona röveşata. Balona, balona röveşata. Atamayan daha doğrusu. Şu görüntüyü atamayan. Hatırlayacaksınız. Şimdi tekrar futbola dönmüş. Evet, yolda gidiyor. Balon önüne düşerken ona tekme atmaya çalışıyor. Ayakkabıyla beraber. O röveşata bizim hafızamlarımıza kazınıyor. Peki sonra ne oluyor? Kanal D Haber de bunu yapmıştı İHA'nın görüntüleriyle. Hürriyet de bugün birinci sayfasına taşımış. Ankara'da yolda yürürken balonu atmaya çalıştığı röveşatanın sosyal medyaya yayılmasıyla Türkiye'nin gündemine oturdu Gülbey Türkücü. Elbistan Spor'a transferinin ardından konuştu. 2 sene uyuşturucu kullandım. Ankara Gata'da tedavi gördüm. Artık uyuşturucu defterini kapattım. Beni Ankara'dan getirip takıma kazandıranlara teşekkür ediyorum. Tekrar futbol oynamak bana mutluluk veriyor. O yüzden de başlık hayata röveşata. Geçen Gençlik ve Spor Bakanı ile sohbet ettik. Bu uyuşturucu meselesi önemli. Hem hayatı hem futbola kazandırılmış bir genç. Yolu açık olsun. Özellikle inşallah. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o çıkışından sonra uyuşturucu meselesi çok tartışıldı. Gençlik ve Spor Bakanı buna dikkat çekti. Yani spor yapan çocuk, bırakın uyuşturucuyu, sigara bile içmiyor. Yani hiçbir zararlı alışkanlığa meyletmiyor. Dolayısıyla buradaki şeyi iki boyutlu düşünmek lazım. Hem o tehlikeden kurtuldu, hem sevdiği bir şeyi yapmaya başladı. İşte mutlu oldu. Bir kere bile denemeyin. Bir kere bile. Denemek için bile yeltenmeyin. Uzak durun. Hayır, size demiyorum. Uzak durun. Gençlere diyorum, gençlere. Biz alınıyoruz değil mi? Gençlere diyorum, çocuklara diyorum. Eğitim önemli. Hayatta yanlış da yapsanız oradan dönmek önemli. Ama eğitim neden önemli? Kritik önemli. Başbakan Binali Yıldırım bir program için otobüsün şoför koltuğuna geçmiş. Geçmişte de derslerden alta kalan zamanlarımda tarlada çalıştım. Otobüslerde babama yardım ettim. Türkiye'nin her yerine yolcu taşıdık diyor. Ama eğitim sizi Türkiye'de oradan devletin en zirvesine taşıyabilir, başbakan yapabilir. Aslında biraz da onu anlatıyor bu görüntüler, evet. Bu hikaye. Valla ben yani gençler için hani idol olur ya, ideal. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek için de keza hani birçok isim için de aynı şey söylenebilir. Şimdi ben Binali Yıldırım'ın profilini öyle idol profillerden biri olarak görüyorum. Yani siyasi görüşü vesaire falan, bunlardan bağımsız söylüyorum. Bütün gençlerin, bu Demirel'de de böyleydi, işte Ecevit'te de böyleydi. Bütün gençlerin örnek alması gereken bir rol model olduğunu düşünüyorum. Küçük bir köyde zor koşullarda, hatta okuyamayıp başka bir yere gönderilmesi de söz konusu. Muavinlik yaparak otobüslerde yaşamış bir gencin işte İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuması, sonra mühendis olması, ülkenin burs alması, başbakanı olması, bu cumhuriyetin bize yarattığı fırsatların da göstergesi. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde, evet, fırsat eşitliğinin getirdiği bir güçtü. Evet. Dolayısıyla da bu görüntüyü gençler iyi seyretsin. Yani
istediklerine ulaşabileceklerinin kanıtıdır bu. Eğer Binali Yıldırım okumasaydı, evet, muavinliğe devam etseydi, bugün belki de aynı görüntüyü daha lüks bir araç, yani daha bir üst model otobüsle yapıyor olacaktı. Onu meslek olarak yapıyor olacaktı. O mesleği yapanlara saygımız sonsuz. Bir kere onu söyleyeyim ben. Tabii ki. Bunu yanlış anlamasınlar. İşini yapan herkese saygımız. Herkes sonuç itibariyle vazgeçilmezdir. Yani bugün şehirler arası otobüslerde gece gündüz demeden emek harcayan insanlar da vazgeçilmezdir. Ama başbakan olma şansı da olması önemlidir. Bir de burada siyaset ve ekonomi tartışıyoruz. Hani bütün derdimiz bu fırsat eşitliğinin pekiştirilmesi, kaybedilmemesi. İşte eğitimle ilgili, sınav sistemiyle ilgili yaptığımız tartışmalarda da Anadolu'nun taşrasında bir köyden çıkan bir gencin sonuçta bu fırsat eşitliği sayesinde bir yere gelmesi örnek oluyorsa, bundan sonra da bunun arttırılması, korunması lazım, pekiştirilmesi lazım. Sefer açlık yoksulluk sınırlarını herkes kendine göre yorumlamış ama sizce sen ne kaç dersin? Lira? Hadi ben size sorayım. İnsanca yaşamanın bedeli kaç lira? Çünkü bu konuda o kadar farklı şeyler var ki, işçi cephesinden bakan, işveren cephesinden bakan farklı rakamlar bir türlü böyle bir ortak noktada buluşacak gibi değil. Çünkü arada uçurum var. İşte çarşı pazar pahalı, ben söyleyeyim. Türk işe bakarsan haftada bir kilo et alsan 240 lira eder. Bir okumayanlar için yani, aktarayım isterseniz. Türk işe bakarsanız her türlü sebzeyi almak istesen bir haftalık gerçekten, yani hani hiç şey yapmadan böyle bir hafta yetecek kadar almaya çalışıyorsan 150'den aşağı, 100'den aşağı çıkmıyorsun pazardan. Pazar bu pazar. İşte insani ücret adı verilen işte bu ücreti, Türk işin biçtiği bedel 5238 lira. TÜİK'in biçtiği bedel 1893 lira. Arada uçurum da var yani. Aynen öyle. İşte işveren örgütü var, İGİAD. Onun biçtiği bedel 1857 lira. Askeri ücret ise hepsinin altında bugün 1603 lira. Yani askeri ücretli bir tek kişinin aileyle geçinen bir aile. Hani bu tablo ne kadar güçlük çekildiğini, ne kadar zorluk çekildiğini aslında ortaya koyuyor. Biz de bunun altını biraz çizmek için böyle bir kastiyan Şebnem bizim. Dünya Bankası da şaşırdı. Büyüyoruz ama bir yandan. Bu büyüme devam ederse istikrarlı belki gelir dağılımına da yansır. Hı hı. Yani istihdama yansır. Şu anda şirketler daha iyi olur, daha evet, hani. Yani şu andaki gelen verilerin hepsi bu büyümenin böyle hani devam edeceğini sanayi üretim başta olarak gösteriyor. İnşallah bu devam ederse bu ücretlere yansıyacak mutlaka. Yeter ki işte bir takım enflasyon gibi, başka bu cebimizi ilgilendiren zamlar gibi şeyler de bunları götürmesin. Burada da dışa bağımlılığımız azalsın. Yani ekonomi iyi oldukça hepsi, çünkü hepsinin içerisinde biliyorsun. O yüzden büyümenin devam etmesi bu tablonun düzelmesi için de şart gözüküyor. Evet. Şimdi başka hangi gelişmeler var? İdlib var. Suriye rejimi İdlib'de ilerliyor ama çok kısa bir özet yap bize. Evet. Dün Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Esad'ı durdurun dedi Rusya ve İran'a. Orada bir güvenlik koridor hedefi de var galiba Esad'ın, rejimin. Ne olacak? Valla başından beri söylüyorum, Esad'ın son kertede hedefi İdlib'i almak. İdlib'i muhaliflerden temizlemek. Ve o bölgedeki bütün muhalifleri Türkiye'nin desteğiyle kurulan o Fırat Kalkanı alanına yönlendirmek. Bunun için de bahane olarak işte bize saldırdılar görüşünü kullanıyorlar. 13 adet insansız hava aracıyla saldırı gerçekleşti iki Rus üssüne. Biz de bunları engelledik diyorlar. Ve o saldırıları gerçekleştiren insansız hava araçlarının da yüksek teknolojiyle donatıldığı navigasyon sistemleri, seyir sefer sistemlerinin yüksek teknoloji gerektirdiğini, patlayıcıların profesyonelce hazırlandığını ima ederek hani ülkeleri, isim vermeden ülkeleri sorumlu tuttular. Amerikalılar çıktı, dedi ki hayır biz değiliz, yani bizi kastediyorsanız biz değiliz. Üstelik o yüksek teknoloji dediğiniz şeyi artık çocuklar bile yapıyor demeye getirdi. Ama bu arada Rusya eski KGB gizli servisinin, hani Sovyetlerin gizli servisinin yöntemleriyle bir adım attı.
Savunma Bakanlığı gazetesinde Ankara'ya Milli İstihbarat Teşkilatı'nın müsteşarı Hakan Fidan'a ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a bir mektup gönderdiklerini sızdırdı. Mektupta da Türkiye'ye sorumluluklarını hatırlattıklarını orada bir şekilde deşifre ettiler. O şeye giden, üstlere giden İHA'ların? Yani diyor ki bu sizin kontrolünüzde peki olan... Peki bölgeden geldi diyor. Sizin kontrolünüzde olan ılımlı grupların olduğu bölgelerden ben geldiler. Siz, Rus basının iddiası siz bu. Siz kontrolünüzde olan bu gruplara ateşkese uyması yönünde telkin gerekli edin. Uyarıları yapma sorumluluğuna sahipsiniz. Bu sorumluluğunuzu yerine getirin diyor. Yani karşılıklı bir suçlama söz konusu. Türkiye, evet. Rusya'yı rejimi desteklemekle suçluyor. Çatışmasızlık evet. bölgesinde rejimin ilerlemesiyle suçluyor. Rusya'da evet. Üstlere gelen saldırılar sizin kontrolünüzde bulunan bölgeden geliyor. Diğer tarafta da Amerikalılar diyor. YPG'ye düzenli ordu kurdurtmaya başladılar. Eğitiyorlar. İşte dün ben burada söyledim ama sonra haberlere baktım. Biraz daha farklı olayın boyutu. Fransa'da orada YPG'nin çatışmalarda yakaladığı IŞİD'cileri yargılama yetkisinin olduğunu, YPG'nin yargılama yetkisini tanıdıklarını söylüyor. Yani devlet olarak tanımıyor ama yakaladıkları IŞİD'cileri yargılayabilirler. Şu anda ciddi bir tartışma var insan hakları hukuku açısından. Savaş hukuku varsa, işte savaşsa bu savaş hukuku uygulansın diye bir tartışma var ama karmaşık işler. Ama şu anda Türkiye yani Amerika'ya karşı Rusya ile müttefik görünüyordu. Şu anda müttefikiyle Suriye'deki tek müttefikiyle arası biraz bozuk. Gergin bu olaylar nedeniyle. Şimdi bugün Posta'nın birinci sayfasında 1 yaşındaki Bünyamin darbukaya kafasını sokmuş, kafasını sıkıştırmış haberi var. Bu haber aslında bana gülünecek bir haber değil de. Değil de ama hep yaptık, ya hep yaptık da ondan. Siz de hatırlar mısınız? Ben sürekli burnuma, boğazıma leblebi tozu kaçırırdım. Sürekli biz leblebi yüzünden hastanelere giderdik. Bu da o misal. Çocukların işte merakı. İlla bacağı kafayı bir yere sokacağız. Parmakları olmayacak yerlere sokulur. Aynen. Oralarda kalıp sonra hastanelere gittiğimiz az mı görülmüştür? Bünyamin için de itfaiye gelmiş. Lüks taksilerimiz varmış artık havaalanına gidebilecek. Öğretmenler de bu WhatsApp gruplarından kurtuluyormuş gece yarısına kadar. Niye benimle sohbet etmiyorsun diyen veliler de vardı öğretmenlerle. Demiş ki Milli Eğitim okul diye okul bölümünde tüm istediğiniz bilgiler var. Girin oraya bakın deyip öğretmenleri rahatlatmış sağ olsunlar. Diyelim hadi bugün de böyle özetlemiş olalım. Kısa bir aradan sonra toparlayacağız. Piyasalarda son bir notla tamamlayalım. Çin ABD tahvilini azaltacağım diyor. Aynı zamanda Bitcoin işi yapanların hepsini ülkeden kovacağım, elektriğimi harcıyorlar diyor. Trump da ben Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan çıkabilirim açıklamasını hazırlanıyor. Ne güzel. Ekonomi savaşları devam ediyor. Ekonomi savaşları devam ediyor. Ben koruyacağım. O zaman da ne oluyor? Biraz piyasalarda böyle hareketler oluyor ama şu anda bu açıklamalar çok hızlı bir yukarı yönlü hareket getirmez görüşü. Biraz daha önde katılıyor musun? İşte bir taraftan işte Çin'in böyle tahvil alımını azaltacağını söylerlerken bir taraftan yalanlıyorlar. O yüzden dengeleniyor piyasalar ama başta Bitcoin olmak üzere o böyle inişlerde devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü ülkeler savaş açmış durumda bir evet. nevi kendilerini korumak için. Hiçbir merkez bankası kripto bir parayı kabul etmez kendi parasının üzerine çıktığı için. Hı. Dolayısıyla onun savaşlarını daha önümüzdeki günlerde detaylı ve sık göreceğiz. Diyelim parametreyi noktalayalım. Gün içinde ekonomideki gelişmeleri bültenlerde aktaracağız. Yarın da 8.45 itibariyle karşınızda olacağız inşallah.